Transfer markete hoş geldiniz sevgili spor severler. Transfer gündemi tüm hareketliliğiyle devam ediyor. Yaklaşık bir saat boyunca Altan ile beraber transfer gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Altan abi hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Bugün yine Galatasaray'la başlayacağız. Zira transfer gündeminde özellikle bu haftanın en hareketli takımı kulübü Galatasaray. Sarı Kırmızılar teknik direktör konusunda artık bilinmezliğe noktayı koydu Galatasaray'ın. Yeni teknik direktörü Okan Buruk Galatasaray Okan Buruk dün gece duyurdu. Görüşmelere başlandığını kapa bildirdi ilk olarak. Ardından da Okan Buruk'la bir artı bir yıllık sözleşmeye imza atıldığı açıklandı ve Galatasaray bugün içerisinde Okan Buruk'la ilgili bir e, duyuru videosu özel bir video paylaştı. Biz de yayının açılışında bu videoyu ekranlara getirelim. Sonrasında Galatasaray'da resmen başlayan Okan Buruk dönemini yavaş yavaş konuşmaya başlayalım. İşte Galatasaray'ın paylaştığı o duyuru videosu. Bir ortada daha. Gol Galatasaray bu videoyu paylaşarak Okan Buruk'a hoş geldin dedi ve Galatasaray'da yeni bir dönem yeni bir sayfa açılmış oldu. Bir süredir, özellikle son bir haftadır Okan Buruk ismi kesin gibiydi ve tek isim olarak konuştuk, değerlendirdik, masaya yatırdık. Artık bu ismi resmen Galatasaray'ın teknik direktörü olarak konuşma vakti geldi. Altan abi artık iş resmiyet kazandı bundan sonrası için Okan Buruk'tan Galatasaray'ın teknik direktörü olarak bahsedeceğiz. Bugüne kadar, yani dünkü yayında bile Okan Buruk'la çok büyük oranda anlaşma sağlandı minvalinde konuşuyorduk. Ama artık iş resmiyete döküldü. 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalandı. Kapa'da maliyet tablosu bildirildi. İlk sezon 17 milyon lira, ikinci sezon opsiyon sezonunda da 20 milyon liralık bir anlaşma gerçekleştirdi duyurdu Galatasaray. O anlaşmayı da kamuoyu aydınlatma platformuna bildirdi Sarı Kırmızılar ve Okan Buruk'la yapılan anlaşmanın da kapa bildirilen detayları ekrana geliyor. 17 milyon lira ve 20 milyon lira olarak bir artı bir yıllık opsiyonlu bir sözleşmeye imza attı Sarı Kırmızılar Okan Buruk'la. Altan abi artık yeni bir dönem başlıyor Galatasaray'da Okan Buruk devri. Nasıl değerlendiriyorsun artık Okan Buruk resmen Galatasaray'ın teknik direktörü? Hayırlı olsun. Öncelikle hem Galatasaray camiasına hayırlı olsun hem Türk futboluna. Okan'ın görüntülerini izlerken düşündüm. Acaba Galatasaray futbol tarihinde, Galatasaray'ın tarihindeki Profesyonel sezonlarda altyapıdan yetişip de teknik direktörlük yapan ilk isim mi? Okan diye. Çünkü... E, kameraman arkadaşım Cüneyt var diyor galiba. Bülent Korkmaz, Korkmaz var. Evet. Bülent Korkmaz var. E, i̇kinci isimmiş demek ki. Okan Buruk'un golleri Mallorca'ya attı aşırtma gol. O demin ki Bursa Spor'a ters evet. ayakta bırakıyor. Gançev olabilir kaleci. E, ters ayakta bırakarak attığı gol. Sakatlandığı an. Ama e, San Marino maçını hatırlıyorum gene. Çok güzel oynamıştı. Ankara'da 4-1 yendiğimiz karşılaşmada harika oynamıştı. Hayırlı olsun. Teknik direktör olarak Başakşehir'de kazandığı başarının devamı gelecek mi? Galatasaray'ı şampiyonluğa götürebilecek mi? Bu zorlu kulvarda neler yapacak? Onları göreceğiz. Ben iki yıllık diye bekliyordum sözleşmeyi. Gerçi iki yıllık ama bir artı bir. Bir görelim bakalım olmuş. Yönetim kurulunda biliyorsun bir farklı fikirler de vardı. Ama Erden Timur'un da Galatasaray'ın önemli isimlerinden birinin de... ...Okan Buruk'un açıklanmasının ardından yaptığı açıklamalar... ...onu kuvvetlendirdi, güçlendirdi Okan Hocaya. Hayırlı olsun... Bugünden sonra tabii ki ilk iş takım yapısını gelecekler, gidecekler, takviyeler, altyapıdan gelecekler. Hangi oluşum olacak, sistem nasıl olacak, şans tanınacak bazı isimler olacak. Mesela çok iddialı, çok güvenilir yerlerden sağ kanatta Yunus Akgün'ün olacağı şeklinde, Okan Burun kullanacağı şeklinde, Vedat için geleceği şeklinde haberler var. Belki ilerleyen haberler onlarla ilgilidir. Hayırlı olsun Ali. Tabii, ben Okan Burun'u severim. Bak her şey ayrı bir yana ben Okan Burun'u severim. Yanlış hatırlamıyorsam da bir iki kere belki selamlaşmışızdır, oturmuşluğumuz, konuşmuşluğumuzdur. Ama Okan'ı severim, Peki, Okan. Okan Hoca'yı severim. Şimdi Okan Burun'u severim cümlesi evet. aslında çok genel bir cümle. Yani Okan Burun'un oyunculuğu ayrı, Okan Burun'un teknik direktörlüğü ayrı, Okan Burun'un insani yönü ayrı. Okan Burun'u severim derken üçünden bir bileşim mi yaparak söylüyorsun bunu yoksa ee, öne çıkardığın bir tarafı var mı? Neye atfen söylüyorsun? Türk futboluna kattığı değerler. Ülkemizin bir değeri. Yani yaptıklarının baktığın zaman kefe bayağı sağ tarafa doğru ağır hmm. basıyor. O yüzden bana göre sağ izleyicilerimiz sol diye anlamasınlar. Ben kendi sağımı ağır bastırıyorum Okan tarafında. Çok iyi işler yaptı. bir iki tane Maçta şanssızlıkları oldu, şanslı anları oldu ama buraya getireceğim önümüzdeki hafta veya yarın getiririm. Bende bir Inter dergisi var. Inter'in resmi dergisi. O hem de 2000'li yıllarda bu internet falan bu kadar aktif değilken, sosyal medya yokken herkes dergi kapışırken Inter'in resmi kulüp taraftar dergisi. Yarın imza töreni var. Yarın konuşalım o zaman. Yani onu getireyim, yarın... anlatmayayım. Ee, yarın akşam Görsel e, olarak ekrana olsun. verelim tamam, tamam süper Yarın Okan Burun imza töreni var Onu da bir kez daha hatırlatalım Resmen e, imza töreniyle de e, Galatasaray'a teknik direktör olarak Kendini e, bağlamış olacak Okan Buruk. Tabi Altan abi önemli bir nokta daha var Bu duyuru videosunu paylaştık az önce Videonun içerisinde özellikle e, Futbolculuk dönemine e, Önemli bir vurgu var Tabi bu da Galatasaray taraftarlarını en çok yakalayan kısım aslında. Okan Buruk üzerinde söylüyorum. Çünkü Okan Buruk'un evet, Akisar Belediyespor'da kazandığı Türkiye Kupası teknik direktör olarak, e, Medipol Başakşehir'de kazandığı lig şampiyonu teknik direktör olarak çok değerli, çok kıymetli. Okan Buruk'un hoca olarak kendini ispat ettiğini gösteren iki somut delil aslında. Fakat Galatasaray taraftarını yakalayan kısım, şu anda ekrana gelen görüntüler aslında. işin biraz daha manevi, biraz daha duygusal boyutu, bu attığı gollerin kıymeti harbiyesi, önemi ve Galatasaray taraftarlarının gözünde Okan Buruk'u özel yapan anlardan oluşan bir video hazırlamış. Sarı Kırmızıların hem sosyal medya ekibi hem de iletişim departmanı. Dolayısıyla bu görüntülerin seçilmesi aynı zamanda Galatasaray taraftarlarının nezdinde de sanki biraz daha özel anların bir kolajı gibi olmuş aslında. Evet. İspanya'da attığı gol. Aşırtma gol. E, A milli takımda da çok değerli bir dünya üçüncülüğünde çok aktif rol oynamıştı Emre ile birlikte. önemli oyuncu. Şunu söyleyelim. Galatasaray taraftarının özellikle 2000 yılında UEFA şampiyonu olan o kuşağı unutulmaz. Okan da onların içinde çok önemli bir isim olarak Inter'e transfer yaptı. Inter'den geldikten sonra Türkiye'de sanırım bir yıl Belki de tam bir yıl bile değil Beşiktaş'ta Hı. oynadı. Başakşehir var. Abisi çok iyi bir futbolcuydu biliyor musun? Hatırlarlar mı bilmiyorum. Fuat, Fuat, Fuat Buruk. Buruk. Evet. E, aynı Okan gibi orta saha oyuncusuydu. Oyun kurardı çok çabuktu. Onun da çarpık bacakları vardı. İstanbul Spor'da çok başarılıydı. Oğuz Aykut Sergenli kadronunda önemli isimlerinden biriydi. Hamza ile falan birlikte oynadı. E, abisinin de onun üstünde çok etkisi vardı. Abisi profesyonel futbolcuyken altyapıdan çıktı. Diyorlardı işte Okan çok acayip. Gerçekten acayipti ama. Yani o ayağı kırılması var ya biraz da kilo falan aldı o ayağı kırıldıktan sonra. İnanılmaz bir şeyi vardı. Yani çok yetenekli, çok çok yetenekli bir çocuktu. E, tabii hem yetenekli bir futbolcuydu. Ülkemizi Avrupa'da temsil etti zaten. Teknik direktörlük kariyeri de oldukça iyi ilerledi. Yani kolay iş değil. Konuştuk daha önce zaten. Akisar Belediyespor'da Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir'de lig şampiyonluğu. Ama tabii şimdi yeni bir sayfa, yeni bir hedef. Yani Akisar Belediyespor'da çalışmanın ağırlığıyla, Medipol Başakşehir'de çalışmanın ağırlığıyla, bir semt kulübüyle ya da taraftar baskısının daha az olduğu bir kulüple elbette Galatasaray'da çalışmanın zorlukları, engelleri, ağırlığı çokça fazla. Biraz da Okan Buruk aslında sanki bir üst seviyede kendini test etme ve deneme şansı bulacak. Neredeyse bir ay aşkın süredir bu görev için hazır olduğunu, bu görevi çok istediğini verdiği röportajlarda, yaptığı açıklamalarda söylüyor. Bu sanki yeni bir meydan okuma, yeni bir challenge gibi olacak Okan Buruk için. Biraz da onu bu seviyede görme şansı bulacak futbol severlerde. Hem Okan Buruk için hem de Galatasaray taraftarı nezdinde heyecan verici bir gelişme aslında bu. Klip yorumumuz bittiyse gerçeğe dönelim. Dönelim. İşi zor. Okan Burun'un işi zor söyleyeyim. Yani bu sene Jesus'un da işi zor. Okan Burun'un da işi zor. Abdullah Avcı'nın işi çok zor. Valerian İsmail'in çok çok zor. Hepsini çok Kimin zor. Kimin iş. işi kolay peki? Yani böyle hedefsiz bir takım var ise herhangi bir şekilde. Başkanlara bakıyorsun. Yani Türkiye Kupası'nda final oynayatan hocayı gönderiyorlar. Yani Herkes çok işte iştah. Biraz belki Rıza Hoca Türkiye Kupası'nda aldı ya bir tekrar sözleşme uzattı. Avrupa'da 3. yıl üst üste oynayacak. Biraz o ama bütün hocaların işi çok zor. Okan Hoca'nın da işi çok zor. Ha neresi kolay Okan Hoca'ya? Mesela Beşiktaş oranla takım yapısı daha e, oturmuş durumda. Yani birkaç iyi takviye ile ki okuyorum bir sabek istemiş galiba yerli rotasyonda. Bir santrafo istemiş, bir kanat istemiş, iki orta saha istemiş galiba. Ee, bu takviyeler yapılırsa oyuncu kalitesi de önemli. Şimdi Santrafor istersin de kim alınacak? Yani Rize Spor'dayken Vedat Muniç de oldukça iyiydi. Tabii tabii bir de Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki oyuncuların gidip gitmeyeceği ve gelecekleri çok mühim. Yani Kerem, Markao, Halil Dervişoğlu tekrar gelir mi? Mustafa Muhammed'in durumu ne olacak? Pek çok soru var. Orta saha rotasyonu neredeyse komple bir yeniden yapılanmaya girecek. Dolayısıyla Galatasaray'ı mevcut kadro içerisinde de bekleyen çok fazla soru var. Transferlerden önce. Fakat bugün Erden Timur çok önemli açıklamalar yaptı. Sen de kısa bir parantez açtın. Onu biraz genişletelim. Çünkü hazırladık da yaptığı açıklamaları. Konu konu, parça parça hazır hale getirdik. Konu konuda üzerinden geçelim Altan abi. Önemli meseleler var çünkü. Galatasaray'da Sportif AŞ yöneticisi, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur birçok konuda basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öncelikle kadro planlaması hakkında gece gündüz ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Gerçekçi olmak demek gerçeğe boyun eğmek değil. 13 yabancı, 13 yerli oyuncumuz var. 23 altyapı oyuncumuz var. Toplam olarak 46 oyuncumuz var. 21 oyuncumuz kiradan dönüyor. Geçtiğimiz seneki net maaş bütçesi 27 milyon euro. Vergi yasası değiştiği için 1.67 çarpanı var. 1 milyon dolar ödüyorsanız kulübe maliyeti 1.67 milyon dolar. Yabancı kontenjanının açılması gerekiyor. Son cümle çok çarpıcı burada Altan abi. Kadrodaki biraz şişkinlikten de bahsediyor Erden Timur ve yabancı kontenjanının açılması gerekiyor ifadesi vurgusu var. Burada hem kadroya, kadro mühendisine ve planlamasına dair hem de işin ekonomik boyutuna, maliyetine dair açıklamalar ve ifadeler var. En vurucu cümlede yabancı kontenjanının açılması gerekiyor kısmı bence. Nasıl değerlendiriyorsun kadro planlaması kısmındaki açıklamalarını Erden Timur? Un. Evet, gerçekçi bir cümle. Gerçekçi olmak lazım ama gerçekçi olmak da gerçeğe boyun eğmek değil şeklinde bir ifade kullanmış. Yani duruma, var olan duruma boyun eğmeyeceğiz. Bunu nasıl en iyi şartlarda lehimize çevireceğiz ona bakacağız ifadesi. O da çok vurgulu bir cümle. Altın evet. çizilmesi gereken bir cümle. Evet. Aslında, gerçekçi olmak demek gerçeğe boyun eğmek demek değil. E, gerçekçi olmak bazen ...karadan gemi yürütmeyi bile gündeme getiriyor yani. Bir şeyi kafasına koyduğu zaman önemli bir e, Hedefe ulaşmaya çalıştığınız zaman zaten birçok imkansızlıklar vardı. Galatasaray'ın bu sene çok mu kötü durumu değil. E, limite bakıyorsun, en yüksek limit Galatasaray'da. Paralı bir yönetim geldi. Gayet yani Dursun Bey güçlü, Erdem Bey güçlü. E, Metin Öztürk de belki ekonomik olarak değil ama Galatasaray kulübünde o hanımefendilerden kurulu da bayağı bir ekibi vardı çalışırken görüyorduk. Önemli bir kitleyi kurulda, genel kuruldaki kitlenin desteğini de alıyor. Yani bu yönetimin e, Okan Hoca'yı da göreve getirdiler. Galatasaray forması giymiş önemli bir isim. Burada yapılacak şey, ben çok açık söyleyeyim. Çok fazla transfer değil. Kalması gereken kim var? Önce bunu düşünelim. Bence Marka'nın kalmaması gerekir. Bu benim düşüncem. Bu değerlere bir daha çıkar mı bilmiyorum Marka. İyi bir piyasası var. Hmm. Kötü oyuncu olduğu için değil. Yani sorunlu falan onun için demiyorum. Yani Onu satabilirseniz Marka artı olur. Ben olsam Kerem'i tutarım. Takımda tutarım. Kerem ve Marka konu başlığı altında açıklamaları var Erden Timur'un. Evet. Az sonra diyelim o zaman. O tamam. açıklama kısmında oraya sonra, geçelim. Oraya az oraya sonra diyelim. Az Peki. Soracağım. Devam edelim Erden Timur'un açıklamalarından. Erden Timur transferle ilgili şunları söylüyor. Kesinlikle ihtiyaç duyulacak transferler yapılacak ama... Galatasaray'ın parasını çöpe atarak, geleceğini çalarak bunu yapmayacağız. Gerekli noktalar tespit edildi. Bu doğrultuda önümüzdeki haftadan itibaren sonuçlar gelecek. Bir açıklama yapalım nabız düşsün değil de masanın karşısındaki kim hangi histe ise buradaki insanlar da aynı histe ifadesini kullanıyor Erden Timur transfer konusunda. Burada da Altan abi özellikle Galatasaray'ın parasını çöpe atarak, geleceğini çalarak bunu yapmayacağız. Vurgusu, ifadesi önemli. Ben buradan daha önceki yapılan transferlere, daha önceki dönemlere de bir atıf, bir taşlama, ince bir taşlama da görüyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi bazen transferde 20 milyon harcamak, 20 milyon euro harcamak, 40 milyon yerine 20 milyon euro harcamak az gibi görünebilir. Akıllıca görünebilir. Ama çok kötü sonuçlar verirse... o para çoktur. Siz 20 yerine 60 harcarsınız. Acayip bir paradır. Ama çok iyi sonuçlar verir Drogba, Snyder'deki gibi. Kimse paraya pula harcamaya bakmaz. Galatasaray tarihi... Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan, takım ayağa kaldıran, karlı kışlı maçta bir gün sonra Juventus'u eleyen... Falan. O anılarla yaşar. Yani... Burada bence paranın, pulun, şöyle yapılmış geçmişe gönderme, geleceğe şu çöpe atmak bunların gereği olduğunu düşünmüyorum artık. İş icraat saati, bugünden sonra icraatle bakmak lazım. Artık Okan Buruk'la beraber bu takımı nasıl güçlendiririz? Bunun paranın önemi yok. Gerçekten yok. Başaramazlarsa zaten farklı bir şeyler oluşur. Başarmak zorundalar. Anlatabiliyor muyum? Okan Hoca 1 artı bir zaten. ...başarmak zorunda... ...yoksa opsiyonel olarak devam etmez... E, ...yönetim de... ...Okonoculu olmazsa... ...gelecek sene bir başkasını dener... ...gene olmazsa... ...kötüye gider... ...o yüzden şimdi... ...biz... ...çok çöpe atmayacağız parayı... ...şunu bunu demektense... ...iyi Galatasaray formasına layık... ...tak diye oturacak... ...herkesin içine sinecek... ...Galatasaray camiasının taraftarı... ...herkesin birden... ...okey vereceği... ...ya ben hmm. bu yönetime biraz... ...şüpheyle bakıyordum... ...mesela diyecek ki şey... ...Ünal Aysal... Vay be. Bunu mu getirdiler? Bu illa çok büyük bir pahalı transfer olmasına gerek yok. Allah Allah. Ya mesela dün Çiğdem'in şeyi röportaj harika bir röportaj. Son bir ayda gördüğüm en güzellerden biri. Hakan Çalanoğlu diyor ki ben Galatasaraylıyım. Bunu şey yap iki yıl kontratım var iki yıl sonra ümitlenebilirler diyor. Ha, ben onu duyduktan sonra atlarım Erdem Tibur ya da Dursun Özbey'in yerinde olsa. Atlar giderim şeye Milano'ya tık 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 bak Galatasaraylı biri oynuyor sizde. Bize bir yılına bir kiraya verin onu dedi. İki yıl mümkün değil dedi ama Hakan. Fark etmez kira istiyor. Yani o satılmayacak diye bakıyor. Ya sen iste ne fark eder adın şanın yürüsün Hakan Çalın. <laughs> bu işler böyledir ya. Ya gerçekten böyledir ama bu işler. Ya Hakan Çalın Inter der ki benim değerli oyuncum. E tamam bir yıl için 3 milyon euro veriyorum. Yani Kiralık. İtalya Ligi'nde sezonun 11'ine giren, evet. şampiyona oynayan Hakan Çalhanoğlu evet. şu an kariyerinin en üst seviyesindeki performanslarından birine imza atarken bir sezon kiralık gelir mi Türkiye'ye? Ali dedim ya ben balayında Madrid'e gittim Barnebo'da, Snyder, Eto, kupa kaldırdılar Mourinho'yla. Onların ikisi de Türkiye'ye geldi. Evet. Ee, Hakan Çalhanoğlu bir şey kaldırdı mı havaya böyle? Bir kupa kaldırdım, kaldırmadım. Intel, herkes alır satarsın dünya futbolunda. Mane'yi sattı Liverpool ya. Lewandowski bile baktı alıcısı var. E, bizim diyor sportif direktör şimdi. Gidemez bir yere bir yıl diyor Salih Amacizic. Kımıldayamaz diyor. Niye? Barcelona'yla anlaşmış çocuk. Gitmek istiyor. Herkes artık alıcısı olan herkesi kolaylıkla şey yapar. Bunu olsun diye söylemiyorum ama... Bu şekilde düşünmesi lazım. Mesela diyelim ki Vedat bunu çaldı. Değil mi? İyi transfer diye bakılacak. E Fenerbahçe'de oynamış gitmiş. Bir buçuk yıldır çok büyük bir patlama yapamamış. Gelir de sende başarı olursa hesap sorulur. Hı. Ama mesela kim? Sana Edinson Cavani'yi aldın bu yönetim. Karşındaki ekip öyle çünkü. Ünal Aysal ekibi öyle. Gelseler de <laughs> Ünal Aysal onlara çilek bahçesinden birini ayarlardı. Getirir. Evet. Ya bir tane, bak tek bir tane bile olsa fark edilen bir oyuncu. Yurt içinden de yapabiliriz. Yurt dışından da alt trezegeyi. O da olur. İlla ki çilek, yabancı çilek, ya yerli çilek değil. <laughs> yerli üretim de olur diyorsun. Yani, yani. Trezegi de bizden saydın mı? Yani bizde havuz, Türk Süper Lig'de oynadı Evet diyeceğiz. olur yani niye? Kerem'i satarsın, trezegeyi alırsın o zaman. O zaman olur. Herkes der ki ya bu Galatasaray iddialı. Ben bu şekilde söylüyorum. Onu kirala, bunu kirala, Yunus Tönsün, Emre Akbaba var, Okan Koçuk var falan dersen. Bir de kötü başlarsa, Avrupa'da yok. Rakiplerin ya Avrupa'da turlar atlarsa? Sen Avrupa'da yoksun. Bir de lige iyi başlayamadın. Baskıyı artırır mı diyorsun bu durum? Ben bir şey demiyorum artık. Yani onun geleceği çok fazla olmaz o zaman. Bu planın, projenin kuvvetli gitmesi için net bir iki isme ihtiyaç var. Yani bunu kim ne derse desin, ne düşünürse düşünsün. Net isimlere ihtiyaç var. Galatasaray'ın Mustafa Muhammed, marka Kerem gibi üç opsiyonundan ikisinin gönderilmeye yakın olduğunu görüyorum. Hı hı. Peki devam edelim Erden Timur'un yaptığı açıklamalardan. Önemli ifadeler var. Bu kez de yeni dönem hedefleriyle ilgili açıklamalara geçelim. Amacımız şampiyon olmak. Ama bugünü kazanıp geleceği kaybedecek şekilde olmayız. Yurt içinde ve yurt dışında görüşmeler devam ediyor. Diğer rakiplerimize göre gerideyiz. Ama farkı kapatmak için yoğun çalışma yapılıyor. Altan abi yeni sezon, yeni dönem hedefleri çerçevesinde nihai amacın şampiyonluk olduğunu ama realist gerçekçi bir bakış açısıyla da diğer rakiplerimize göre gerideyiz ama farkı kapatmak için yoğun çalışma yapılıyor şeklinde bir ifadesi var Erden Timur'un nasıl değerlendiriyorsun? Ben bunu pek anlayamadım. Yani bu şeyi anlıyorum. Diğer rakipler derken ligdeki rakipleri kastediyor. Evet. Hangi açıdan Geride en çok bütçe, limit hepsi... Galsın. Daha hazır olmaktan söz ediyor öyle sanıyorum ki. Yani kadrodaki değişimler, yapılacak çok fazla şey var çünkü. Ödenecek çok fazla borç var. Mustafa Muhammed konusu var. E, Marka Kerem meselesi, orta sahanın tekrar kurgulanması, baştan değişmesi. Sanki yapılacak daha çok işimiz var. Hani iş icraat noktasında biraz gerideyiz diyor bence. ya Mustafa Cengiz rahmetli başkan sayesinde... Ya, Artı Adım atmaya başlayacak. Artı Burak, Burak Elmas da çok arttırmadı şeyleri... Meyve bütçeyi çok aşmadı. Yani bence denge olarak, borç dengesi... Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok gerisinde bir kere borç olarak. Bu iyi. Artı kadrosunda çok değerli birkaç oyuncu var yani. Nelson'u bugün 7-7,5'a satarsın. 7-7, almışsın 7'ye zaten. 7-7,5'a rahat satarsın. Marka 15 deniliyor. Hatta Galatasaray öneri var, 12-13 Galatasaray beğenmiyor deniliyor. Sevilla'ydı değil mi en son konu? Sevilla evet 12 milyon euro. Şimdi ya Okan Hoca'nın gelişi yönünden yani teknik direktör geç geldi. Bazı açılardan gerideyiz diyor ama Avrupa'da yoksun. 5 Ağustos'ta yetiştireceksin her şeyi. Süper Kupa'da oynamıyorsun. Yani ben zaten buradaki vurgu transfere aslında. Yani rakiplerimizden biraz gerideyiz yeni seçildiğimiz için. Evet birazcık kendisi de Ama bu. sende süre var diyorsun. Bu daha çok süre bak, var diyorsun. dursun Özbek. Hatta Metin Öztürk Birçok isim futbol camiamızdaki ee, öne çıkmış isimler, bilinen isim. Erdem Bey daha yeni öne çıkıyor. O da kendisi de hazırlıksız anlatabiliyor muyum? O ifade da bazı şeyleri bu kadar kullanmaması lazım. Galatasaray'dan bahsediyorsa Galatasaray. Ben için Galatasaray, yani kendim Galatasaraylı gibi hissedemem ama şunu söyleyebilirim. Galatasaraylılar bu sözlerden rahatsız olabilir. Yani şunu mu demek istiyorsun? Biraz önce yaptığı açıklamalarda... hangisinde geride? Yani? Nefis tadında mı geride? Plan bütçede mi? Geçen bu, sene... Bu... Hayır Barcelona ile oynamış ya Galatasaray. Abi bu kadro yapısı ve transfer süreciyle alakalı bir ifade zaten. Hani 3-4 ay rakiplerimizden gerideyiz. Rakiplerimiz bizden önce başladılar bu işlere. Mevcut yönetimleri vardı. Biz daha yeni seçildik. Biraz daha geriden geliyoruz. Yapılacak daha çok işimiz var demeye getiriyor ama az önce verdiği cümle vardı ya gerçekçi olmak demek gerçeğe boyun eğmek evet, demek değildir sen evet. bu cümlelerin bu mottoya aykırı mı olduğunu düşünüyorsun evet yani rakiplerinden geride olduğunu kabul etmiyorum galatasaray ileride ya ben paraya bakarım önce bütçe var mı var limit var mı var yabancı sayısı 13 Fenerbahçe 18-19 Beşiktaş'ın kaç bilmiyorum Trabzon acayip bir yabancıları var yani dönecekler falan rahat yani 14 bir de 8 artı 3 de kabul edildi Dörde dönmüyorsun. Hı hı. E kalecin kaptanın yerinde duruyor. Takım baktığın zaman Nelson, Marka, Muslera oturmuş. E ol, saça boy. İstersen böyle tutabiliyorsun. Yani çok fazla dağınık bir Galatasaray yok. Dört tane, üç tane hatta. Çok iyi on bir oyuncusu. Galatasaray'ı başkalaştırır. Ya Galatasaray Trabzonspor'la oynadığı iki maçı da kazanabilirdi. Birinde 2-0 öndeydi, birinde 82 dakika mı ne? 1-0 öndeydi. Bu kadar eleştirilen Galatasaray. E, Trabzon şampiyon oldu. Galatasaray kritik derbilerdeki stratejik hatalarla kaybetti zaten. Aşağılara düştü. Peki devam edelim Erden Timur'un yaptığı açıklamalara. Yine önemli ifadeleri var. E, Torrent'in sözleşme fesiyle ilgili. İlk baştaki görüşme talebimize Sayın Torrent önce menajerimle görüşün dedi. Sonra yüz yüze görüştük. İndirim beklentisindeydik. Sağ olsun ile indirim yaptı. Sulh ile ilişkiyi sonuçlandırdık. Sayın Torrent sadece yüzde beş indirim yapabileceğini söyledi. İndirim olursa ödemeleri yaparız. Yoksa dava yoluyla demiştik biz de. Orada öyle bir sonuçlandırma oldu diyor Erden Timur ve Domenek Torrent'le davalık olunduğunu burada resmen duyurmuş oluyor aynı zamanda. Üzüldüm. Kazanma ihtimali var mı sence? Del Bosco'yu falan düşününce, Vitor Pereira'yı düşününce. Hangi konuda Yok. daha... Yani adamın kaybetme bir de %5 indirim yapmış yani. Şey en son hayatının pokerini oynayan. Max Cruz'e yani... Galatasaray herhangi bir şekilde nasıl davalık olursa kazanabilir ki o parayı geç ödersin ama faizini de alır. Euro falan. Ne gerek vardı ben anlamadım yani tamam eğer indirim yapmıyorsa çok da büyük bir para değil. 2 milyon 200 küsürdü galiba. 1,5 milyon euro netti. Evet, ama yardımcılarıyla falan işte. Yardımcılarıyla iki, iki, beraber falan 200, diyorlar. Evet doğru. Ya yani, alacağı belki ödenmemiştir. Yani daha Burak Elmas giderken o ödemeleri yapmamış olabilir. Evet, ay geriden Çünkü o, şey oldu ya mali genel kuruldu, evet, durduruldu her şey. Adım atamıyordu. Onlarla beraber 4'e falan yakın bir şeydir yani 2,5. 2 2 bir buçukta dörde yakındır. Ama bu parayı ödememen adam eğer ikna etmezsen. Yani yüzde beş yerine gel yüzde on yap dersin mesela. Belki de demişlerdir kabul ettirememişlerdir. Muhtemelen de öyle olmuş zaten öyle anlaşılıyor biraz. E, ee, kılıçlar çekilerek gelinince oraya onu getiren kişi de devrilince o da araya girmiyor. Burak Elmas da araya girmiyor. Hı. Yani Galatasaray zarar görmüş durumda. İnşallah bundan sonrası ekonomik olarak Galatasaray'ın zarar göreceği bir boyutta gelişmez hali. Peki son bölümü de verelim. Özellikle Markao ve Kerem'le ilgili açıklamaları Erden Timur'un onu da getirelim ekrana. Yavaş yavaş toparlayacağız Galatasaray kısmını. Kerem ve Markao en değerli konusunda bir tereddütleri yoksa biz kimseyi satmak istemiyoruz. Oyuncu kalmak istemiyorsa ve değeri veriliyorsa Galatasaray'ın çıkarı için vedalaşılır ifade, ifadesini kullanıyor Erden Timur. Şimdi Kerem Markao kısmını biraz daha değerlendirebiliriz Altan abi? Yani sözleri net ifadesi aslında yoruma bile açık değil. Çok net bir şekilde. Tamamen katılıyorum. Yani iki tane değerli oyuncu. Değerlerine yakın bir para veriliyorsa ve onlar da gitmek istiyorsa vedalaşırız diyor. Gayet mantıklı bir açıklama. i̇kisi yani de değerli doğru. Hı hı. İkisi de önemli oyuncu. Ama Galatasaray'ın istediği paralar veriliyorsa ve onlar da gitmek istiyorsa ki galiba gördüğüm kadarıyla e, Kerem, Bundesliga ya da Ligue 1'e, Fransa Ligue 1'e, Marcao da İtalya Serie A ya da Ligue 1'e gitme taraftarı olabilirler. Ama şu çarkı. an değer bulma konusundan yola çıktığımız için söylüyorum. Kerem için özellikle Galatasaray'ın istediği baremle teklif edilen tutarlar arasında ciddi bir fark var. o Değeri bulma noktasında ciddi tabii. bir fark Bir varmış. ara çok yükselmişti evet. biliyorsun. İlk Barcelona maçından sonra... Gözler Kerem'in üstündeydi. Şimdi nerelere düştü bilmiyorum. Eğer finansal olarak herhangi bir rakam ifade ediliyorsa yani. Kerem için Galatasaray'ın 10 civarında bir isteği vardı. çok maşalara düşmüş Hatta Kerem. Hatta 15 liraya yaklaşan 15 isteği mi? vardı evet. Ama çift tane konusunda şu anda Galatasaray yeterli teklif almakta zorlanıyor. Gelen haberler böyle. Anladım. Gerçi Cenk Ergün de henüz resmi bir teklif almadık herhangi bir oyuncumuzla ilgili ifadesini kullandı. Dolayısıyla bu Avrupa pazarında, Avrupa piyasasında dış kaynaklı haberlerde de ortaya çıkan transfer haberleri, görüşmeleri, konuşmaları şu an için o değer bulma konusunda özellikle Kerem'e gelen ilginin yeterli olmadığı seviyesinde. Peki Galatasaray'ı tamamlamış olalım. Yarın Okan Burun imza töreni var saat 11'de. Zaten yarın da yine detaylı olarak Galatasaray konuşacağız transfer markette. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş, Getson Fernandez'in kadroya katıldığını daha önce duyurmuştu zaten sezon ortasında. Siyah Beyazlar, Getson'la ilgili bir özel video paylaştı. O videoyu hatırlayalım sonra devam edelim. Beşiktaş, Getson Fernandez'i resmen duyurdu. Zaten e, bildiğimiz bir konuydu. Siyah-beyazlar e, zaten Getson'u kadrosuna katmıştı. Yarım sezonda Çaykur Respor'da kiralık olarak oynamıştı. E, Getson Fernandez bu sezon başı itibariyle Beşiktaş'a katılacaktı zaten. Bu da Getson Fernandez'in resmen duyurulduğu video oldu. E, özel açıklamalarda yaptı Getson Fernandez Birazdan paylaşacağız. Biraz Getson üzerinden konuşalım Altan abi. Hazır bu özel video açıklanmışken, paylaşılmışken daha doğrusu Beşiktaş orta sahasında biraz değişime gidiyor. Bu arada açıklamalar da geldi. Bunlar çok sıcak ve yeni açıklamalar. Önce onu verelim sonra toptan değerlendiririz. Kendimi çok iyi hissediyorum. Uzun süredir buraya gelmek istiyordum ve sonunda buradayım. Buradaki her anımın keyfini çıkarmak istiyorum. Takımıma yardımcı olmak, taraftarlarımızı mutlu etmek için buradayım. Her zamanki gibi forma numarası olarak 83'ü tercih edeceğim. Onu değiştiremem diyor Getson Fernandez. Beşiktaş taraftarını göreceğim için çok heyecanlıyım. Umarım her zaman olduğu gibi bu sezonda taraftarlarımız takımımızı desteklemeye devam ederler. Beşiktaş formasıyla kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyorum. Türkçe öğrenmek istiyorum çünkü benim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Getson Fernandez'in yaptığı açıklamalarda ee, bu şekilde ekrana geliyor. Beşiktaş'ta Getson Fernandes orta sahanın merkezinde Josef de Souza ile beraber e, görev yapacak. Tabi Beşiktaş'ın son zamanlarda Atiba Josef ikilisinin de bu sezon özellikle biraz bozulmasıyla beraber orada bir değişime e, ihtiyacı vardı açıkçası. Getson'da bu değişime binaen yapılan bir hamle olmuş oldu. Beklentin ne? Açıklamaları ve videoyu nasıl buldun Altan abi? Ve yeni dönem Beşiktaş orta sahasında Joseph ve Getson çok büyük ihtimalle merkezi olacak. Nasıl bir oyun hayali kurduruyor? Öncelikle şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın kiraladığı dönemde 1-2 karşılaşmada Getson'u iyi bulmuştum. Ama genel performans çok aklımda kalmamıştı. Rize Spor'a transfer olduktan sonra başından itibaren müthiş oynadı. Müthiş oynadı, müthiş oynadı ve Nefstad'ındaki Galatasaray maçında... Belki de Türkiye kariyerinin zirvesini yaptı. Harika oynadı. Harika bir gol attı. Müthiş oyun. Ondan sonra tak diye çakıldı. Rize Spor da çakıldı düştü. Yani benim için o şu anda çok istikrarlı bir oyuncu. Diyemem ki öyle olsaydı Jorge Jesus da Portekiz'in e, milli takım teknik direktörleri de İspanyol e, hocaları vardı. E, yanılmıyorsam. Alırlardı. Yararlanırlardı. Gözden düşmüş durumda Jetson Fernandez. Beşiktaş ona güvendi. Rize Spor'a kiraladı transferini hallettikten sonra. Orada şans buldu. Galatasaray tekrar istiyordu. Ama Jetson Fernandez biraz da böyle... Dün Gökmen'le de konuştum. Bir araya gelmişler. Bayağı sohbet etmişler. Biraz da böyle kendisinin motive edilmeye ihtiyacı olan bir isim olarak görmüş Gökmen. Vardır böyle futbolcular. Yani biraz özel ilgi isterler. Motivasyonu yükselsin isterler. Sağda daha iyi oynarlar. Belki o motivasyonu Rizespor'un Spor'un yeri yüzünden kaybetti. Motivasyonunu kaybetti. E Beşiktaş seyircisi motive etmekte bayağı ustadır. Hı hı. Yani. Zaten o... taraftar vurgusu da var. Evet. Yani o konuda bir sıkıntı çekmez. Pandemi falan da olmadığı için inşallah <laughs> bir daha da olmaz. E, seyircinin önüne çıktığı zaman o motivasyonunu kazanır. Bir de Valerian İsmail de hırslı bir teknik adam. Yani stratejik olarak daha hangi planları var bunlara tam olarak hakim değiliz. Valerian İsmail ama sağ kenarında her oyuncudan daha fazlasını isteyen bir yapısı var. Bu jet sonunda motive olmasını kolaylaştıracak. Peki e, Ersin konusunda... Burada çok önemli bir şey var. Jetson belki de kariyerinde çok ileride başlayıp geriye giden bazı oyuncular vardır. Emre Belözoğlu böyledir. İleride başlayıp geriye doğru gelmiştir. Jetson belki ileri gidecek. Üçlü savunma. Önlerinde Josep. Daha golcü bir Jetson izleyebiliriz. Daha çok ceza sahası önünde oynayan. Yani böyle Modric vari futboldan daha çok oraları zorlayan hmm. çok fazla gole yönelik bir oyuncu. Kim yani o eskilerde... performansı Atiba'nın bile golcü e, güdülerini ön plana çıkarmıştı evet. aslında. Evet. Aynen. Yani bir ara Sosa'nın Beşiktaş'taki Dönemini hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Sosa, Atiba, Oğuzhanlı üçkendi. Hı hı. Yani o dönemdeki e, Sosa gibi oynayabilir Jetson Fernandes. Peki Ersin'e geçelim. Ersin Destanoğlu ile ilgili Nis'in çok ciddi bir ilgisi var. Zaten sezon sona ermeden önce aslında e, bu konu gündeme gelmeye başlamıştı. Ve Ersin ile ilgili özellikle Fransız basınında çok ciddi iddialar ortaya atılıyor. E, Ersin Destanoğlu için... Nis kulübünün 7 milyon euroyu aşan bir bütçeyi gözden çıkardığı belirtiliyor. Dolayısıyla da Beşiktaş bu konuda bir karar vermek durumunda kalabilir. Ersin Destanoğlu son iki sezonda özellikle Beşiktaş Kalesi'nde ortaya koyduğu performansla genç yaşına rağmen hem Sergen Yalçı'nın güvenini kazanmış o şampiyonluk sezonunda hem de milli takım seviyesine kadar, A milli takım seviyesine kadar yükselmişti. Son dönemde Doğan'ın da Doğan Alemdar'ın da Fransa'ya Nice e gitmesi yavaş yavaş da milli takımda Türkiye'den de çok fazla oyuncunun Fransa'ya gitmesi Ersin için Nice iddialarını güçlendirdi. Altan abi nasıl değerlendiriyorsun? Walter Benitez PSV'ye gitmişti. Nice'de bir kaleci arayışı içerisinde. Ersin tabii çok genç. Hala potansiyeli çok büyük bir kaleci. Hala gelişimi süren, gelişime de açık bir kaleci aynı zamanda. Çok ciddi paralar da konuşuluyor Ersin için. Nasıl değerlendiriyorsun bu süreci? Önce Lille'deki e, Burak, Zeki, Yusuf'un başarıları. Arkasından geçen sene ligi ikinci bitiren ama oldukça da iyi bir performans sergileyen Marsilya'nın sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder'in performansı. Bütün bunların dışında Fransa Ligi'nin belki de sıralamasındaki en büyük sürprizi yapan Ren'in, ikinci yarıda kalesini koruyan Doğan Alemdar'ın varlığı bütün Fransa Lig 1'deki hem kulüpleri hem taraftarları hem de teknik adamları Türk oyuncular için motive etmiş durumda. Neden? Çok ucuz. Türk oyuncular. Yani gerçekten ucuz. Bon servisleri de karşılaştırdığınız zaman ucuz. Yani bir oyuncuyu siz 8-10 milyon euro falan diyeceğiniz, pazarlayacağınız Rıdvan'ı bile dörde yakın bir paraya alabiliyorsunuz. İnanılmaz ucuzluk içerisinde. O yüzden Ersin de iyi bir opsiyon olur. Zaten Galtier var. E, takımın başından, isim başından Kalırsa e, tanıyor, oradan da tanıyordur. Belki de gitmezse. geçen sene de geç, e, geçen sene de belki devre arasında falan istemiş olabilir Galatasaray. Yani ya en azından gelecek sezon için evet. düşünüyordur. Birden ayrılmak durumunda kaldı şampiyonluktan sonra. Tabii e, Galatasaray'ın kariyeri de nasıl şekillenecek o da ayrı bir evet. merak konusu. Onu da belirtmek lazım. E, şimdi ben Zidancıyım. PSG için mi? Evet. İngilizce öğrenmeye çalıştığını falan açıklamış ama Paris'te İngilizce konuşulmuyor. Gittim gördüm. yani konuştuğu da çok az konuşuyor Zidane zaten Fransız. Demek ki kafasında Premier Lig var herhalde. Anladığım kadarıyla. Evet. Ee, ki zaten Fransa e, Nasar Milli El... Takımını düşündüğünü ifade ediyormuş. Paris Saint-Germain Başkanı Nasar El-Iahifi de Zidane durumunun gerçekleşmediğini söyledi zaten. Yani... Evet. Ya o zaten Fransa Milli Takımı düşündüğü için istememiş evet. galiba. Şey. Ama onun yanında Galtier'e ya giderse değişik olabilir. Peki şimdi Cenk Türk e Dost... kapı açılabilir bak söyleyeyim. Paris Saint Germain içinde. Evet evet hiç belli olmaz. Yani belli olmaz. Bir iki tane çok sürpriz oyuncu alınabilir. Böyle şeyler vardır. Mesela Portekizli seven bir Fransız teknik adam düşün. Yani Arsen Wenger gittiği zaman da böyle değişik coğrafyalardan 5-6 ismi getirebiliyordu. Brezilyalılara da çok fazla sayıda olmaksızın alabiliyordu. Yani Galata'ya da gider belki de Paris Saint Germain'e bir tane Türk oyuncu deneyebilir. Çünkü ön yargısı yok. Bu çok önemli bir şey. Çok doğru, çok güzel bir şey yani ön yargı olmak. E, Cenk Tosun'a geçelim. Beşiktaş tabii forvet transferi konusunda elini çabuk tutmaya çalışıyor. Özellikle Wout Verkorst, Alexander Sörloth, Jackson Muleka, e, Haris Seferovic, Marco Arnatovic gibi isimler Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor. Fakat... Beşiktaş sadece bir yabancı forvet transferi değil, aynı zamanda bir yerli e, center for, yerli forvet transferi de gerçekleştirmek istiyor. Bu noktada Beşiktaş eski yıldızı Cenk Tosun'la e, anlaşma sağlamak üzere. Bu bilgiyi paylaşalım. Beşiktaş Cenk Tosun'la 2 yıllık anlaşma sağlamak üzere. Biliyorsunuz Cenk Tosun sezonu Everton'da tamamlamıştı. Everton kariyeri sona erdi Cenk Tosun'un ve bonservisi elinde. Beşiktaş Cenk Tosun'a herhangi bir bonservis bedeli ödemeden e, milli oyuncuyu kadrosuna katabilir. Tabii Cenk Tosun konusunda en büyük soru işareti, en büyük problem olarak görülen nokta geçirdiği iki büyük sakatlık. Sezonu da zaten sakatlıklarla pek oynayamadan tamamlamıştı Cenk Tosun. Dolayısıyla bir kez daha vurgulayalım. Beşiktaş Cenk Tosun transferi konusunda e, bu e, transferi nihayete erdirme noktasında mutlu sona çok yakın bunu belirtelim. 2 yıllık bir kontrat yapma ihtimali var. Beşiktaş'ın Cenk Tosun'la bunu da bir kez daha belirtelim. Görüşmeler bu noktada başladı. Sürüyor ve süreç nihayete erdiğinde yine e, paylaşıyor olacağız. Altan abi Cenk Tosun'la ilgili Beşiktaş görüşmeleri yürütüyor artık. Cenk Tosun bir kez daha Beşiktaş forması giyebilir. Yeni bir dönem başlayabilir Cenk Tosun adına. Süper Lig'de ve Beşiktaş forması altında. Nasıl değerlendiriyorsun? Evet. Yeni birinci forvet henüz netleşmedi ama en azından Cenk Tosun konusunu belki yabancı forvetten önce Beşiktaş aradan çıkarabilir, halledebilir şu anda. Evet. Ya ne kadar kuvvetli olduğunu da deminki pozisyon galiba kafayla attığı gol Everton formasıyla. Seyircilerin arasına giriyor. Seyircilere sarılıyor. Arkasına dik geliyor. Onun arkasına Richarlison hala böyle gol sevinci. Kollarını bile kaldırıyor. Çok güçlü bir çocuktu. Almanya'dan ilk Gaziantep sporu geldiğinde Türkiye'de bayağı isteyen büyük kulüpler vardı. İlginç bir şekilde Gaziantep sporu tercih etti. Ondan sonra gene isteyen 2-3 farklı kulüpten Beşiktaş'ı tercih etti. Ve rekor fiyata şu anda galiba Türkiye'nin bonservis rekoru hala onda 23 milyon euroya gitmişti. Hep doğru tercihler yaptı ama maalesef bu son şeyinde sakatlık yaşadı. Yoksa ben Premier Lig'de de kalacağı düşüncesindeydim. Yani Everton'da Ancelotti döneminde zaman zaman iyi olduğu anlar oldu. Ondan önce daha iyiydi. Crystal Palace fena oynamadı ama işte o üst üste sakatlık. Özellikle Erzurum'da yaşadığı sakatlık. Ee, o bağları ile ilgili problem oluşturmuştu. İnşallah... E, döner. Çünkü bizim milli takım olarak da çok ihtiyacımız var. Evet öyle. Ben Beşiktaş başkasını bulabilir ama... Türkiye'de bir tane Cenk Tosun var. O bir tane Cenk Tosun'un da A, milli takımın ihtiyacı var. Şu anda açık görünüyor yani. Enes'in de o desteğe ihtiyacı var. Serdar Dursun'un da var. Yani orada o tür bir oyuncuya mutlaka ihtiyacımız var. Tecrübeli, Burak'ın bıraktığı yerden alıp... o kendine güvenen, önüne düştüğünde ne yapacağım diye tereddüt etmeyecek... Ayak içiyle iyi vuracak. Ayak dışıyla vuracak ne goller attı ya. Benfica'ya attı gol. 3-0 iken attı. Evet. 3-1 yapan gol. Bence Şampiyonlar Ligi'nde o sezonun galiba yılın golüydü, değil mi? O sezonun yılın golü seçilmiş. Hem öyle hem de şu da bence çok kıymetli. Yani Valerian İsmail artık 3-4-3 oynayacak. Bu evet. açık, bunu söylüyor zaten ve deniyor. Bir taraftan da Cenk Tosun Bakar'la birlikte Hatırlarsın Şenol Güneş döneminde evet. özellikle sol forvet olarak gelip Abu Bakar'ın yanına eklemlenip çift forvete dönüp 4-3-3 gibi, oynadı. gibi oynadığı evet. dönem de oldu. Dolayısıyla buna da yatkın aslında. Ya yani Bu da bence kıymetli bir nokta. Mesela Vekorslu Beşiktaş aldı diyelim. Vekors Cenk Tosun veya Sörlot aldı diyelim. Sörlot Cenk Tosun. Hani başka bir pivot santriforla beraber oynama alışkanlığı da çok fazla. Everton'da da bu alışkanlık çok fazlaydı. Richarlison... Yanında başka forvetlerle oynamayı çok seven bir oyuncuydu zira. Dolayısıyla Cenk Tosun'un bu pratiği de oluştu aslında biraz. Evet, kabul ediyorum. Yani Cenk Tosun ikili ikili oyunu da oynar. Çünkü amirli takımda da zaman zaman Burak Yılmaz'la beraber oynadıkları maçlar oldu. Oldu evet doğru. Yani bize skor getiren o Az son oldu, dakikalarda attığı goller vardı. Orada da Burak'la oynadı. Gene Şenol Güneş döneminde. Yani tam 4-4-2 gibi değil. Zaman zaman kanata gidiyor evet. ya da diğer oyuncu kanata gittiğinde santrafor oyununu da oynayabiliyor. Peki Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin gündemini biraz konuşalım. Fenerbahçe'de bugün Emre Mor ismi bir kez daha gündeme geldi. Sezonun son bölümünde özellikle Emre Mor'un adı Fenerbahçe ile ara ara dönem dönem anılıyordu. Emre Mor ismi bir kez daha Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Emre Mor kariyeri aslında çok genç yaşlarda çok ciddi bir parlamaya ve sıçramaya sahne olan Borussia Dortmund'da ee, süre alan Borussia Dortmund kadrosu havuzu içerisinde bulunan bir futbolcu ama o istikrarı, o en üst seviyede kalma e, başarısını şu ana kadar gösterememişti. Fakat Vavakars Fatih Karagümrük forması altında özellikle sezonun ikinci arasında ortaya koyduğu performansla çok ciddi bir e, farkındalık yarattı. Milli takıma seçilme ihtimali konuşuldu. Seçilmeyince hatta Karagümrük cephesi tepki gösterdi Stefan Kunç'a. Fenerbahçe'nin Emre Mor'la ilgili hem bonservis hem de takas formülünü gündeme alabileceği konuşuluyor Emre Mor'la alakalı. Altan abi nasıl değerlendiriyorsun Emre Mor ismini ve Emre Mor'un bonservis artı takas metoduyla Fenerbahçe kadrosuna katılma ihtimalini? Şu anda Bruma transferi yaptı Fenerbahçe bir kanat oyuncusu. Rossi kaldı takımda şu an için devam ediyor daha doğrusu. İrfan Can var bir diğer kanatta görev yapıyor Lincoln Hendrick e bir merkez oyuncusu ama zaman zaman kanatlara deplase olabilen bir oyuncu. Ferdi ön tarafa çıkabilen bir oyuncu. Hem kanat rotasyonunu hem de Emre Mor ismini biraz konuşalım burada isterse. Emre Mor deyince böyle 5 tane falan aklıma fotoğraf geldi. Sen bunları anlatırken. Bir yandan da kulak kabartıyorum sana çünkü kulaklarım tıkandı kaçırmayayım bir şeyi. Şimdi sorduğu sorunun çok ters bir şey yanıt veririm. <laughs> Buradan gülerler diye yarın kulak doktoruna randevu aldım. Gideceğim. Geçmiş olsun. Iyi Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, Emre Mor. Twitter'da o şey fotoğrafı önemlidir. Ne de profil fotoğrafı. Koyuyorsun ya oraya. Ben bir ara bundan 4-5 yıl önce ne yaptım orayı biliyor musun? Emre Mor'a Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi maçından sonra sarıldığı bir an vardır. Onu fotoğrafını koydum böyle. Boyları da yetmediği için sadece Emre Morla Ronaldo yazılıydı. Sırtları vardı ben. Gurur duymuştum Emre Mor'un. O bir Türk çocuğunun gelmiş Danimarka'dan Bundesliga'da oynuyor ve bir Şampiyonlar Ligi maçında Ronaldo'nun önce kafasını okşadı, sonra sarıldı falan. Çok hoşuma gitmişti. Ondan sonra böyle sıçramalar falan bir şeyler yaptı. Southampton'daki bir İngiltere milli maçında harika oynamıştı. Şans buldu da Fatih Hoca vardı o zaman. Ama on, bir anda bir taht yaptırdı kendini. Vigoda <laughs> Bir havuz kenarında bir koltuk yaptırmış. Böyle altın kaplamalı mıdır nedir? Emre Mor yazıyor galiba arkası evet. değil mi? O geldi. Ondan sonra tekrar Galatasaray'a döndü. Ama karlı bir maç. Atatürk Olimpiyat Stadı, Kayseri maçı. Kayseri habire kaçırıyor. Emre Mor gidiyor. Onu geçiyor, bunu geçiyor. Oradan vuruyor. Nereden de girdiği anlaşılmıyor. Gol oluyor. Sürekli gol oluyor. Üç tane attı. Ve en son Fenerbahçe ve Beşiktaş kapışıyorlar şu anda gördüğüm kadarıyla. Fenerbahçe'nin biraz daha önde olduğunu bana yakın isimler söylüyor. Belki de başkan söz almıştır. Süleyman Urma'yla ile bayağı arası iyi çünkü. Ali Koç'un, Sayın Ali Koç'un. ama Ahmet Nurçebi de işin içine girmiş olabilir. Artık iş başkanlar düzeyinde. Gerçekleşsin Fenerbahçe transferi. Daha real konuşurum ama Sorunlarını gidermiş bir Ebrebor, milli takımda da oynar, Fenerbahçe'de de oynar. Özel yaşamı, veya ki özel yaşamı tam olarak söylemeyeyim de, ne kadar dengeli. Mental gücü diye. Tam olarak bunu söyleyeceğim bak. Mental güç ve ne kadar dengeli. Dengeli. Yani sağ içinde de denge lazım. 6 gol, 3 asist. Hayır, yetersiz. 6 gol atan bir kanadın, 3 asist yapmaması lazım kanatsa. 13 asist olması lazım. Genel istatistikler öyledir. Geneldeki güçlü kanat forvetlerin asisti iki katına yakındır. Minimum bir buçuk katıdır attığı golün. Yani gol atıyordur ama asisti daha fazladır. Emre Mor zaten çok gol atan bir oyuncu değil. Yani 6 gol 10 asist, 6 gol 9 asist bunlar olması gerekiyor artık. Hangi takımı seçerse seçsin. Mesela Buruma bakıyorsun şeye ee, kariyerini. Hep asistleriyle öne çıkmış bir oyuncu. Geri Rodriguez asistleriyle, Onyekuru hmm. asistleriyle öne çıkmış bir oyuncu. E Diego Rossi de bu gruba dahil edilebilir Evet aslında. Diego Rossi de aynen. Yani attığında daha fazla attıran evet. bir oyuncu. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunu ekrana verebiliriz tam bu noktada. Fenerbahçe'nin Emre Mor konusundaki gündemini değerlendirirken belki kadro içerisinde nerede yer bulabilir, nereye dahil edilebilir konusunda belki bir ee, yol açabilir bize ee, Fenerbahçe'nin şu andaki geniş kadrosu, şu andaki opsiyonlu, alternatifli kadrosu. Ee, kanat rotasyonuna baktığımızda ee, Rossi, Bruma ve Muhammed'i görüyoruz burada Altan abi. Ee, İrfan Can, Pelkans ve Burada da diğer tarafa yazabiliriz kanat rotasyonu konusunda. Ee, burada Emre Mor'a hem ihtiyaç konusunu sorayım hem de bu oyuncu grubu içerisinde bu kanat anlayışı çerçevesindeki alabileceği muhtemel sorumluluğu ve etki düzeyini sorayım. Bu arada 17 yabancısının da olduğunu <laughs> sayarak öğrenmiş evet. bulunuyoruz. Sosa gittiği için 17 yabancı var Fenerbahçe'de. Şunun altını çizeyim. Bu kadroda Rossi'nin ayrılma ihtimali olduğu çok güçlü söyleniyor. Doğru. Özellikle Bruma transferi de bu yüzden yapıldı deniliyor. Emre Mor'un da iki kanatta birden oynayabilme özelliğiyle Perkast'a boşa çıkabilir. Perkast'a elden çıkartılabilir. E, İrfan 2-3 pozisyon oynayabilir. İrfan dörtlüğünün önünde oynayabilir. Wuzaismeyer, Crespo, e, buraya yazdığınız yerde. Mert Hakan, Lincoln Arda'nın yerinde oynayabilir. Yani İrfan'ın özelliği çok yönlü bir oyuncu olması. Hmm. Ama Emre Mor sadece kanat oyuncusu. Bak Santrafor değil. Merkez orta saha değil. değil. Savunma özelliği zayıf. Sol kanat sağ kanat oynayabilir. O yüzden böyle bir oyuncu şu anda sanki bana biraz lüksmüş gibi geliyor. Ama yararı olur mu? Uzun vadede ligde rotasyonu güçlendirme adına yararı olur. Peki Fenerbahçe dün Şukupi ile bir de maç gerçekleştirdi Altan abi. Tabi burada bazı oyuncuları görme noktasında da önemli bir hazırlık maçına başlamış oldu. Hazırlık evet. maçlarına başlamış oldu Fenerbahçe. Burada Fenerbahçe'nin özellikle Taraftarların da bazı gözlemleri var. Bir taraftan görüntüler de e, ekrana gelebilir. Maçın içerisinden e, özet görüntüler de ekrana gelebilir. E, nasıl değerlendiriyorsun? Genel olarak Fenerbahçe'nin e, maçın içinden görüntüler de ekrana geliyor. Burada özellikle geçen yaz döneminde Ait mesela hiç hesapta yokken bir anda çıktı. E, Vitor Pereira tuttu onu ve sezonu 9 golle bitirdi. Biraz önce sen Pelkas'la alakalı konuşurken Acaba mesela Pelkas için Jorge Jesus yeni bir şans olur mu? Bir kez daha kalmayı deneyip bir kez daha kendini burada Fenerbahçe formasıyla ispat etmeyi deneyebilir mi diye bir soru geliyor benim aklıma. Sen hem dünkü maç özelinde hem de bu kadroda Jorge Jesus'la yeniden şans bulabilecek oyuncular özelinde neler söylersin? Pelkas'ın o şansı bulabileceğini düşünmüyorum. Mert Hakan var, Arda var, İrfan var ve eğer satılmazsa Rossi var, Buruma var, Lincoln var ve gene gitmezse MLS'e gidecek deniyordu. Valencia var, Berisha var, Serdar Dursun var. Evet. Bir de bu varlara hala var olması düşünülüyor yani. Tabii. Ha biraz santrafor falan söyleniyor. O yüzden Perkas'ın çok şanslı olduğunu düşünmüyorum. Ama e, bazı oyuncular var bu maçta beklediğimden daha iyiydi. Ben İrfan'ı bu kadar hazır beklemiyordum. Hı hı. Çok hazırdı. Osayi iyiydi, Berisha iyiydi ve Lincoln'de Gol noktalarına sızışıyla iyiydi. Ee, yani Fenerbahçe için artıların çok olduğu bir karşılaşma olduğu düşüncesindeyim. Peki, e, Trabzonspor'da da önemli bir gelişme yaşanıyor. Tabii Trabzonspor'un yıldızı, sezonun yıldızlarından Uğurcan Çakır takımda kalır mı, gider mi konusu henüz net değil. Bir diğer taraftan Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce kardeşler de ayrılık yolunda. Dolayısıyla Trabzonspor... Kale konusunda, kaleci rotasyonunda önemli bir hamle yapmaya hazırlanıyor İrfancan Can Bayat. Biliyorsunuz İrfan Can da Göztepe'de kadro dışı kalmıştı ve İrfan da yeni planlaması, yeni hamlesi merak konusuydu. İrfancan Can Bayat'ı Trabzonspor transfer etmek üzere bu bilgiyi paylaşalım. İrfancan Can Bayat ki milli takımlar 6 yaş kategorilerinde de forma giymiş bir isim Trabzonspor'un. Gündeminde yer alıyor. Altan abi hemen sorayım. E, Uğurcan'a bir opsiyon olarak düşünülüyor şu anda. İrfancan Can Bayat ama Uğurcan'ın bir ayrılık ihtimalinde de takımın birinci kalecisi haline de ilerleyen dönemde belki e, gelmesi planlanıyordur. Nasıl değerlendiriyorsun İrfancan Can e, alternatifini? Güçlü bir alternatif. Kaleci özellikleri iyi olan bir kaleci. E, fakat kalecilik dışında biraz fazla konuşuyor. Onun altını çizeyim. Özellikle e, kendi takım arkadaşlarıyla ilgili biz kurtardığımızı kurtarıyoruz ama önde daha çok gol atmaları lazım evet. gibi bir açıklaması vardı. E, Göztepe adına talihsiz bir açıklamaydı. Hatta bir ara kadro dışı falan kaldı. kaldı. E, Bunları yapmaması lazım, girmemesi lazım. Yaşı çünkü e, uygun değil bana göre. Ama onun dışında kaleci özelliklerine bakarsak, işin futbol kısmına bakarsak iyi. İyi bir kaleci. İyi bir opsiyon olur Trabzonspor için. Olur. U21'deki U, U yerinde yerinde kaptırmıştı. <laughs> Ersin'e, Berke'ye falan <laughs> kaptırdı. Ama iyi bir kaleci Ali. Bunu ka kabul edelim. İrfancan iyi bir kaleci. Peki Altan abi yavaş yavaş süremizin de sonuna geliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzına ederim. Ağzına sağlık. E, transfer Market'i bugünlükte tamamlıyoruz böylece. Saat 22'de her gece sporla tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.